Değerli arkadaşlarım merhabalar, eğitim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi yeni bir örneğimiz 100. çizimimiz arkadaşlar. Kanalda paylaştığım 100. katı model örneği. Yine sizlerin imalat üretim aşamasında da iş hayatınızda da karşınıza çıkabilecek bir parça. Bağlantı flanşı çizimi. Şimdi bazı parçaları arkadaşlar çizimini zor diye yapmıyorum. Sırf siz teknik resim görün diye. Bu zaten anlaşılıyor ama yine de söyleyelim. Şimdi peki nasıl gerçekleştireceğiz gençler çizimi? Şuradaki kesit görünüm benim için önemli. Şu eksen etrafında öncelikle şu kesit görünümü döndürerek başlayacağım. Dolayısıyla öncelikle dosya yeni diyorum, part ortamına geçiyorum gençler. Ön düzlemli bir çizim başlattık. Buradan merkez çizgisini aldım. Şöyle geldim, uzattım. Tabii şu istenmeyen çizgimi siliyorum. Buradan çizgi komutunu aldım. Şöyle teknik resme bir daha bakıyorum. Şu kısımdan başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir miktar yukarı gittim. Bakın nasıl devam edeceğim. Sağa doğru devam ediyorum. Aynı şekilde geldim yukarıya doğru. Şöyle sağa doğru çektim. Aşağı doğru geliyorum. Bir miktar geldim şöyle. Profilimi şu şekilde kapatıyorum. Bu arada birimim milimetre cinsinden arkadaşlar. Şimdi ölçülendirmeye gelelim. Çapıma bakıyorum. 90. Baktım 131. Öncelikle bu iki çapı giriyorum. Şimdi buradaki çapım 90 milim. Aynı şekilde buraya geldim. 131 milim. Daha sonra devam ediyorum. Şu anda 110'luk çapla bir alakam yok. Çünkü bu merkezden merkeze verilen bir çap. Daha sonra 149 ve 184 lazım. Şöyle yapalım. 149'u öncelikle gireceğim. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken 184 de yine merkezden merkeze verilen ölçü. Esasında önden görünüşte arkadaşlar şuradaki çap verilmesi lazım. Yani benim şu anda şuradaki çapım yok. Bakın dikkat edin. Burayı da 200 milim olarak alacağım. Bunu da söylüyorum sizlere. Dolayısıyla akıllı ölçülendirme ile geldim. Buradaki çapımı da 200 milim olarak verdim. Şimdi geriye kalan ölçülendirmeleri yapalım. 15 milim, 8 milim ve 39 milim. Burayı tuttum. 15 milim olarak giriyorum. Aynı şekilde öncelikle şurayı düzeltiyorum gençler. Bakın dikkat edin. Şu noktamdan tuttum. İçe doğru attım bunu. Akıllı ölçülendirmeyle burayı 8 milim olarak girdim. Ve aynı şekilde buradan buraya ölçümde ne kadar? 39 milim. Bakın tüm ölçülerim tamam. Skecim tam tanımlı. Unsurlar diyorum döndürerek katı oluşturma. Geldim ana hatları oluşturdum. Daha sonra buradan düz beyazımı açıyorum. Ve şunu yapıyorum arkadaşlar. Bu yüzeyde çizim diyorum ve buradan geldim dik baktım. Daire komutuyla yeni bir daire oluşturdum. Bakın çapım 184 milim, daire çapım da 8 milim. Akıllı ölçülendirme ile geldim. Çapımı 184 milim girdim arkadaşlar. Daha sonra bu dairemi tutup yardımcı geometri yap diyorum. Bakın tekrar daire komutuyla buradan geldim yeni bir daire çizdim. Akıllı ölçülendirmemle çapım 8 milim. Dairesel çizim çoğaltma dedik. Parametreler kısmına dairemi gösterdim. 4 tane olacak şekilde çoğaltıyorum. Bakın daha sonra çizimin tam tanımlı olması için kontrol ile 2 noktamı seçtim. Geldim çakışık yap diyorum. Teknik resimde kesit görünümden gördüğüm gibi deliğimin boydan olduğunu görüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla izometrik baktım, unsurlar diyorum, ekstrüzyonla kes, tümünden diyebilirim veya yüzeye kadar deyip şu yüzeyi gösterebilirim arkadaşlar. Geldim buradan onayladım. Şimdi bu yüzeyle çizim diyorum ve dik bakıyorum. Daha sonra teknik resmime geri dönüyorum. Metrik 4'e 0,7
Burada arkadaşlar özür diliyorum. Metrik 4'e 0.7 diğer taraftaki dişi deliğim. Buradaki deliğimin ölçüsü de nerede verilmiş? Bakın metrik 8'e 1.25. Peki çapım ne kadar? İki daire arası 110 milim. Dolayısıyla daire komutuyla bu merkezden gelip bir daire oluşturdum öncelikle. Çapım ne kadar? 110 milim. Daha sonra bu dairemi tuttum, yardımcı geometri yap dedim ve skecimi geldim onayladım. Bakın buradan geldim, delik sihirbazı diyorum gençler. Delik tipi olarak düz divanayı seçiyorum. Ansi metrik standartında dişli delik. Baktığım zaman metrik 8'e 1.25. Hemen burayı düzenliyorum. Metrik 8'e 1.25'i buldum. Ve bunun ne yapacağım? Ölçülerine bakıyorum. Bakın diş açılan kısmı 18 mm arkadaşlar. Esasında bana deliğin boydan mesafesini vermemiş. Yani bakın şuradaki toplam mesafem yok benim. Bunu da şöyle yapacağım. 22-25 değil de 23 mm olarak güncelliyorum arkadaşlar. Deliğin dişli kısmı ne kadar demiştik? 18 mm. Şunu gelip 18 mm olarak değiştiriyorum. Daha sonra konumlar dedik. Şu yüzeye bir defa tıkladım ve geldim buradan karşıma aldım. Bakın bu merkezi seçtik. Geldim buradan onay verdim. Ne yaptım? Kör deliğimi, daha doğrusu kör dişi deliğimi oluşturmuş oldum. Daha sonra dairesel çoğaltma diyorum tekrardan. Geldim yön olarak. Şuradaki dairemi gösteriyorum. Aynı şekilde unsurlar ve yüzler kısmına da model ağacından dişli deliğimi gösterdim ve geldim onay veriyorum. Şimdi şuradaki skecime sağ klik yapıp buradaki skecimi gizledim ve bu yüzeyle bir çizim başlatıp karşıma alıyorum. Yine aynı şekilde bu merkezden de yeni bir daire çizdik. Peki bunun ölçüsü ne kadar gençler? Bakın ne kadar? 138 milim. Akıllı ölçülendirmemle geldim. Buradaki çapımı 138 milim olarak giriyorum. Ve daire komutuyla yardımcı geometri yap dedim bunu. Ve gelip buradan skecimi onaylıyorum. Daha sonra izometrik baktık ve buradaki deliğime bakıyorum arkadaşlar. Metrik 4'e 0.7 diş açılan kısmının mesafesi 8 milim. Şimdi geliyorum delik sihirbazı diyorum. Aynı şekilde düz zıvanayı seçtim. Bakıyorum arkadaşlar metrik kaçtı kontrol ediyorum. Metrik 4'e 0.7. Hemen buluyorum bu standartımı. Metrik 4'e 0.7. Delik tipim dişli delik, standartım ansi metrik standartlarında. 8'e deliğin toplam mesafesinde 11.5 yapıyorum arkadaşlar. Patlamadığı sürece bu ölçüler bana ait çünkü mevcut teknik resimde verilmemiş. Konumlar diyerek bu yüzeye bir defa tıkladım, geldim karşıma aldım. Daha sonra buraya bir defa tıklıyorum merkeze, geldim buradan onay verdim. Bakın buradaki kör dişi deliğimi de aynı şekilde oluşturdum. Şimdi buna da baktığımda bu da yine çevrede 4 adet gözüküyor. Dairesel çoğaltma diyoruz. Yön olarak geldim. Şuradaki dairemi gösterdim. Unsur olarak da aynı şekilde gelip dişi deliğimi seçiyorum. Ve gelip buradan onay veriyorum. Şimdi gençler detaylandırmalar kısmına sağ klik yapıp detaylar diyoruz. Gölgeli kozmetik diş açmaları aktif ettim. Geldim buradan onay verdim. Deliklere kozmetik diş görünümünde kazandırmış oldum. Fark ettiyseniz delik sihirbazını sürekli kullanıyoruz gençler. Bakın şu skecime de sağ klik yapıp gizle diyorum. Yine sizler adına yeni bir uygulama olsun ve mutlaka teknik resme de aktarın arkadaşlar. Aktarın ki şuradaki eksik ölçüleri de sizler tam bir şekilde verin. Esasında burada yine not düşülmesi lazım. Örneğin çap 8 verilmiş mesela ölçü. Aslında 4 çarpı çap 8 demek lazım. Veya not düşüp çevrede 4 adet veya 8 adet kaç tane ise bunu bu şekilde belirtmek gerekiyor. Peki bir malzeme ataması yapalım arkadaşlar. Çelik alaşımları içinden geldim. Hangi çeliği atayalım? Burada 1045 çeliğini uygula diyorum. Kapat diyorum.
ve onaylıyorum. Yine bir parça çiziminin daha sonuna geldik arkadaşlar. Daha güzel uygulamalarla sizlerle olacağım. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.